Merhaba sevgili gençler, Bir Garip Matematik kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu cebirsel ifadelere giriş kısmı arkadaşlar. Geçen seneki 8. sınıf konuları arasında yer almıyor bu. Terim, katsayı, değişken nedir? Bunları öğreneceğiz. Ve cebirsel ifadelerin farklı şekilde yazılışlarından bahseden küçük bir kazanım var. Onları işleyeceğiz arkadaşlar. Eğer kanalımıza abone değilseniz yeni videoları kaçırmak için abone olmayı unutmuyorsunuz. Ayrıca kanalımızdan haberi olmayan, videolarımızdan haberi olmayan arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi de unutmuyoruz. Her zamanki gibi derslerimize kalem kağıt olmadan başlamıyoruz. Herkes hazırsa dersimiz başlıyor. Konuya geçmeden önce kanalımızla ilgili bir duyuru arkadaşlar. Bundan sonra her akşam saat 7'de yeni bir video yayınlamaya çalışacağım arkadaşlar. Genellikle 7 ve 8 ağırlıklı oluyor. Çünkü 6. sınıf videolarını tamamlamıştık. Bundan dolayı 7 ve 8 yapıyoruz. 6. sınıflarında çözümlü örnekleriyle devam ediyoruz. Ayrıca konu anlatımlarımızın dışında cumartesi ve pazar günleri yaptığımız bir etkinlik var. Cumartesi günleri hadi bul bakalım resme be videomuz yayınlanıyor. Pazar günleri de haftanın zeka sorusu yarışması yapıyoruz arkadaşlar. Bu iki video serisini de kaçırmayın. Arada dinlenmek için yaptığımız etkinlikler oluyor. Şimdi konumuza başlıyoruz arkadaşlar. Konuya şöyle başlayacağım. Matematiğin iki alt dalı vardır arkadaşlar. Bunlardan biri cebir, öteki geometridir. Cebir, matematiğin sayısal kısmı, geometrisi de şekilleri içeren kısmı oluyor arkadaşlar. Cebirsel ifade ismi de zaten bu cebir kelimesinden geliyor. Peki cebirsel ifade nedir? Cebirsel ifade içinde bilinmeyen, yani x, y, z gibi harflerin olduğu ve bir işlem bulunan ifadelere denir. Yani içinde bir işlem olacak, bir de bilinmeyen olacak. Bu tarz ifadelere cebirsel ifade diyoruz. Örnek verelim, mesela 2 çarpı x, bu 2x olarak da yazılabilir. Ya da 3x artı 2, hem çarpma hem toplama var, hem de bilinmeyen var. X kare eksi 5, burada da yine bilinmeyenimiz de var, işlemimiz de var. 3x eksi 2 bölü y artı 2, burada çıkarma var, toplama var, çarpma var, bölme, bütün işlemleri koymuşlar. 2 adet de bilinmeyen var. Bunların hepsi birer cebirsel ifade arkadaşlar. Şimdi bu soruyu çözmeye çalışın bakalım. 5 saniye ara veriyorum her zamanki gibi. Durdurun, cevabımızı bulmaya çalışın bakalım. Aşağıda verilen matematiksel ifadelerden kaç tanesi cebirsel ifadedir? Cebirsel ifadenin kuralı neydi? İçinde bilinmeyen olacak ve işlem olacak. İlkiyle başlayalım. 5x, içinde bilinmeyenimiz var, işlem, arada çarpma vardır yazılmasa bile. 5x demektir bu bir cebirsel ifade. 4 çarpı 3 eksi 2, işlem var ama bilinmeyen yok, bu yanlış. 2m eksi 4n, içinde bilinmeyen var mı? Var, m ve n, işlemimiz de var, o zaman bu da geçerli. 6 sayısı, 6 sayısı değildir. 2m eşittir 5, hiç alakası yok. Buradaki işlem değil, bu bir kümenin, kümeler konusu vardı eskiden, kümenin eleman sayısını göstermek için kullanılan bir semboldü. Bu da cebirsel ifade değil. O zaman cevabımız 1 ve 3, yani 5 şık arkadaşlar. Şimdi cebirsel ifadenin ne olduğunu öğrendik. Şimdi cebirsel ifadeyi parçalara ayıracağız ve iyice tanımaya çalışacağız arkadaşlar. Cebirsel ifademiz gelsin. 3x kare eksi 5y artı 6. Bu bir cebirsel ifadedir. Çünkü içinde bilinmeyenler de yer alıyor, işlemler de yer alıyor arkadaşlar. Burada öğreneceğimiz 3 ana kavramımız var. Değişken, terim ve katsayı. Değişken dediğimiz olay, diğer adıyla bilinmeyen, cebirsel ifademizdeki x ve y arkadaşlar. Yani bilinmeyenler, diğer adıyla değişkenler. X ve y'ye farklı değerler verebildiğimiz için değişken deniyor arkadaşlar. Terim kavramına gelelim arkadaşlar. Hemen aklınıza o espri geldi herhalde. Kesin sınıfta herkes bu espriyi yapmıştır. Terim nedir? Fatih terim diye böyle espri yapıyor çocuklar. Terim nedir? Eksi ve artılarla ayrılan her bir grup. Ne demek bu? Hemen bakalım. Burada eksiye gelmeden önceki ilk grubumuz 3x kare. Bu birinci terim. Sonra eksi 5y olan grubumuza ikinci terim. Artı 6 ifadesine de üçüncü terim. Artıları yazmasak da oluyor arkadaşlar. Ama eksileri yazmak zorundayız. Eksileriyle beraber yazıyoruz. Terim kavramını da anladık. İyice oturması için daha örnek çözeceğim arkadaşlar. Katsayıya gelelim arkadaşlar. Katsayı da değişkenin, diğer adıyla bilinmeyenin önündeki sayılara diyor. Buradaki değişkenimiz x'ti, önünde kim var? 3. Buradaki değişkenimiz y'di, önünde kim var? 5 var arkadaşlar. Ama işaretiyle birlikte alacaksınız, eksi 5 var. Buradaki 6 da bir katsayıdır arkadaşlar. Neden 6 olarak kabul ediyor? Burada x üzeri 0 varmış gibi kabul ediliyor. X üzeri 0 1'e eşittir. O da çarpılınca 6'ya eşit olduğundan dolayı 6'yı da alıyoruz arkadaşlar. Katsayılarımız neymiş? 3, eksi 5, 6. Buradaki eksi 5'i unutmayın. Eksisiyle beraber arıyoruz arkadaşlar. En çok karıştırılan yer burası. Eksileri unutmuyorsunuz. Bir de kuvvet kavramı var arkadaşlar. Kuvvet de buradaki x'in üzerindeki sayıya deniyor. Zaten üstü sayılardan biliyorsunuz kuvvet dediğimiz 2 oluyor arkadaşlar. Şimdi sıra sizde arkadaşlar. Bu tabloyu siz dolduracaksınız. İlk örneği ben sizin için yapacağım. Geri kalanını size süre vereceğim. Sizin çözmenizi bekleyeceğim. Buradaki değişkenlerimiz, yani bilinmeyenimiz sadece x'tir.
Terimlerimiz eksi ve artının ayırdığı gruplardı. Burada 3x ve eksi 2 arkadaşlar. Katsayı değişkenlerin önündeki sayılardı. Yani x'in önündeki sayımız 3 ve eksi 2 arkadaşlar. Bu da bir katsayıydı, unutmuyorsunuz. Katsayı toplamını sorabiliyor arkadaşlar sorularda. Bu durumda da katsayıları topluyorsunuz. 3 ile eksi 2'yi toplarsam artı 1 yapacaktır. Cevabımız 1. Kuvvete gelirsek de burada x'in üzerinde 1 vardır. Yazılmamış. Onu da 1 diyoruz. Kuvvet her zaman sorulmuyor ama yine de sormuş olayım dedim. Buyurun şimdi diğer üçünü de siz yapıyorsunuz. Hemen başlayalım. Değişkenimiz x'tir. Terimimiz sadece bir terim var arkadaşlar. 5x. Katsayımız sadece 5'tir. Katsayı toplamı zaten tek başına olduğu için 5'tir. Kuvveti yine burada gizli bir 1 var. 1'dir diyoruz. Buraya geliyoruz. Değişkenlerimiz a ve b'dir arkadaşlar. Terimlerimiz a küp artı 2b ya da 2b olarak yazıyoruz. Artı yazmaya gerek yok. Ve eksi 4 arkadaşlar. A'nın önünde sayı var mı? Yok. Fakat oraya 1 yazıyor arkadaşlar. 1 varmış gibi. Bunu da unutmayın. Bu da önemli bir nokta. B'nin önünde 2 var ve eksi 4'ü alıyorduk. Katsayı toplamı 3'ünü toplayacağım. 1'e 2 ekle 3. 3'ten eksi 4 çıkar. Eksi 1 yapar. Kuvvetimiz A'nın üzerinde 3 var. 3 diyoruz. Değişkenlerimize geliyoruz. X ve Y bilinmeyenlerimiz. Terimlerimiz 3X, eksi 2, Y ve artı 2 arkadaşlar. Burada bölme de var, onu da unutmayın. Katsayı sayı olanlarda arkadaşlar. X'in önünde 3 var. Burada eksi 2 var. Y'nin önünde 1 var ve 2'miz var arkadaşlar. 3, eksi 2, 1 ve 2 oluyor. Katsayı toplamı bulalım. 3'ten 2 çıkar 1. 1 ekle 2, 2 ekle 4 yapar. Kuvvetimiz de 1 olarak alabiliriz. X ve Y'nin de kuvveti 1'dir arkadaşlar. Son olarak çok küçük bir kazanım var arkadaşlar. Bunu da kazanım listesine eklemişler. Onun için vermek istedim. Cebirsel ifadeyi farklı şekilde yazmak diyor. Mesela bize 2x'i verdiği zaman bunun 2 çarpı x ya da x artı x olduğunu bilmenizi istiyor arkadaşlar. Bu cebirsel ifadeyi farklı şekilde yazmak olarak gösterilmiş. Mesela x kare derse nedir bu arkadaşlar? X çarpı x'tir. Ya da 3x kare artı 3 derse ne yapacağız? 3 çarpı x çarpı x. 3'leri de 1, 1, 1 olarak açabilirsiniz ya da 3 tane x karenin toplamı olarak da yazabilirsiniz. Farklı şekillerde gösterebiliyoruz. Hemen videonuzu durdurun, süre koymayacağım. Yapmaya çalışın. Hemen yazalım arkadaşlar. 2 çarpı a çarpı a çarpı a eksi 1 eksi 1 olarak yazabiliriz. Bu 1. İkinci olarak nasıl yazabiliriz? 2 tane a küpün toplamı olarak yazabiliriz. Bir dersimiz daha sonuna geldik arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz soruyu çözüyorsunuz. Cevabını yorum kısmından yazıyorsunuz. Ayrıca konu isteklerinizi ve önerilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Bu videomuzdan sonra cebirsel ifadelerle çarpma işlemi, daha sonra özdeşlik ve denklem çarpanlar ayırma sırasıyla devam edeceğiz. Ekranda gördüğümüz logomuza tıklayarak kanalımıza kolayca abone olabiliyorsunuz. Ayrıca logomuzun yanında kutucuklar göreceksiniz. Oradan da diğer 8. sınıf konularımıza ulaşabiliyorsunuz. Sloganımızı unutmuyoruz. Takipte kalın ve tavsiyeye devam edin. Herkes bir garip matematikçi tanıyana kadar. Bir dahaki derste görüşürüz.